IVY fonu çok sorulmuş birkaç Evet, defa. IVY fonu. IVY fonu da bir karma fon. Onu da bakalım istiyorsan. IVY'ye de bakalım. Teknoloji miydi IVY? Blockchain miydi? Öyle. Ha, Blockchain. blockchain'di. Blockchain. Tamam. Buna benzer bir şey karşılaştıracağımız bir şey var mı aklında? Kripto para karşılaştırabiliyor muyuz aslında? Bu BTC var mıydı bizim karşılaştırma Benim telefonda var ama burada yok abi. Ama blockchain yazınca başka fonlar çıkıyor mudur? Çıkıyor. Çıkıyor tabii. IJP var. Burada da GPV var. istiyorsan ZFB'yi karşılaştıralım. Fintech ve ZFB blockchain. ile IVY'yi karşılaştırıyor. Aynen. Tamam. IVY fonunu sormuştunuz. Yandan onu Şimdi açtık. Bunu açıyorum. Bir de ZFB. ZFB. Tamam, bunu da Şimdi aldık. bu fonlar blockchain içerikli Şöyle bir veya yılbaşı blok zincir tamlayalım. içerikli fonlar. Özellikle bakın çok hızlı bir yükseliş görüyoruz Ivy'de. Şuradan bahsediyorsun. Aynen. Özellikle şeyde çok hızlı bir yükseliş görüyoruz. Bunun nedeni aslında Bitcoin ETF'inin onaylanma süreci. İşte o onaylandı, onaylanmadı. Veya işte Fed faiz indirimlerine başlayacak, o noktada Bitcoin hareketlendi dediğimiz döneme denk gelen o hızlı yükseliş. IVY bunu daha iyi yansıttı yatırımcılarına. ZFB ise birazcık daha stabil, daha teknoloji fonu gibi karşımıza çıkıyor. Şimdi burada IVY aslında yani bir Bitcoin gibi bir hareketi olmasa da, yani Bitcoin'le birebir aynı korelasyonda olmasa da onun hareketini yansıtabilen bir fon. Yani buradan tabii şu anlaşılmasın, içinde Bitcoin vesaire yok. Bu zaten SPK buna izin vermiyor. Ama blok zincir içeriği olduğu için ağırlıklı olarak oralardaki hareketten de etkilenebiliyor. Dolayısıyla son dönemde bu fonların birazcık daha negatif getiri yarattığını görüyoruz. Mesela son hafta veya son aya bir baktığımızda burada negatif hareketi görebiliriz. Şurada zaten ciddi bir negatif hareket var 31 Mart'tan itibaren bakarsak. Evet. O Yani şöyle son bir aylık şeye bakalım. aynen işte görüyoruz. Ciddi bir negatif hareket var bu tarafta. Bunun nedeni biraz Bitcoin ile alakalı. 70 bine çıkan bir Bitcoin var, sonra geri çekilen bir Bitcoin var. Burada çeşitli nedenler var. Hani Bitcoin'i veya şeyi tartışmayalım ama özellikle ona paralel bir hareket yaptığını bu fonların görüyoruz. Ben şahsen çok tercih ettiğim fonlar değil. Yani bu içerikte fonları çok kendim tercih etmiyorum. Çok volatil geliyor bana. Zaten risk derecesine de baktığınızda Yedi. %7 üzerinden 6 olarak karşımıza Evet. çıkıyor.